deyince Allah gelir. İnanıyorum ki bu sorunun cevabını küçük bir kız çocuğu olduğundan zamanından beri arıyorsun. Belki aradığın sen de farkında değilsin ama aramıyor olmanın imkanı yok. Çünkü insanın zihin mekanizması böyle çalışıyor. Doğuyorsun, büyümeye başlıyorsun, kendini fark ediyorsun, kendine dair soruların oluyor ve bu sorular seni tek bir yere çıkarıyor. Allah'a. Hatta annene sorarsan, sana daha küçükken, anne Allah mı büyük yoksa babam mı diye sorduğunda heyecan ve telaş içinde, tövbe de kızım çarpılırsın cevabını verdiğini söyleyecektir. Tabii senin sorunun cevabı bu değildir ama olsun, anneler biraz böyledir. Allah'a dair aklına takılan tüm bu acayip sorular aslında çok önemli bir şey için gereklidir. Senin kendini tanıyabilmen için. Çünkü insanın kendini tanıması Allah'ın tanımasına bağlıdır. Niye biliyor musun? Her ürünün yapanıyla tanınır da ondan. Mesela bir sergiye gittiğini düşün. Rengarenk tablonun önünde dururken o tablonun bir yapanı olduğunu bilirsin. Yoksa onca güzel renk nasıl bir araya gelip o koca tuvalin üzerine yerleşmiş olabilir ki? Bu mümkün değildir. Eğer ortada bir ürün varsa muhakkak onun ürünü yapan olmalıdır. İşte sen bu muazzam tablolardan birine bakarken tablonun yapanı hakkında fikir sahibi olursun. O andan sonra tablo senin için sadece basit bir resim olmaktan çıkar, tabloda ressamı görmeye başlarsın. Kainattaki her şeyin Allah'ın muazzam tabloları gibidir. Mini minnacık pirelerden, kocaman hor güçlü develere, yağan yağmurlardan ısıtan güneşe, uçsuz bucaksız okyanuslara, dan suya hasret bırakan çöllere kadar her bir zerre bize ressamını fısıldarlar. Bak, beni yapan ne kadar kusursuz yapmış. Her halimle en değerli tablolardan bile daha değerli kılmış derler. Gerçekten de yaratılmış her şeyin dünya için inanılmaz bir önemi vardır. Sıra arkadaşından sana bulaşıp annenin zorla saçlarını kazıttığı sinir bozucu bitlerin bile hayat döngüsünün çok önemli bir parçasıdır. Peki sence Allah'ın en kıymetli tablosu nedir? Güneş mi? Hayır. Ay mı? Değil. Okyanuslar, dağlar, ovalar, hayır bunlar da değil. Ne yani, o sinir bozucu bitler mi yoksa? Cevabı bu kadar uzaklarda aradığına göre pek aynaya bakmıyorsun demektir. Tabii aynalardan kaçışının nedeni büyümeye başlayan burnun ya da alnının ortasında pörtlemiş sivilcen de olabilir. Ama merak etme, hepsi geçecek. Eğer bu tatsız ergenlik işaretlerinin bir an için görmezden gelip aynaya bakarsan, göreceksin ki kainattaki en özel ve en değerli sanat eseri sensin. Yani annenin sen ne biçim çocuksun dediğine bakma. Sen her halinle ve her biçimle çok değerlisin.